şimdi problem yaşama riski her zaman vardır. Yani sonuçta cerrahi varsa komplikasyon riski her zaman vardır. Benim de şahsen yaşadığım çok komplikasyon olmuştur. Hasta seçimi çok önemlidir bizde ve hastaya uygulanacak tedavi yöntemini hastaya uygun doğru seçmek çok önemlidir. Bunlara dikkat edildiğinde bu risk azalır. Ama hiç yoktur, sıfır. Ben yaparım, hiçbir şey olmaz. Hiçbir meslektaşım dünyanın hiçbir yerinde söyleyemez böyle bir konuyu. Yani insanlar tabii çekinmekte haklı. Yani aklı olan insan düşünür ya kötü olursa diye. Ama işte hani bu işin teknolojisi, tecrübesi arttı. Doğru hasta seçimi de yapıldıysa o konuyla alakalı kolay kolay da bir şey olmuyor. Yani biz tabii yani onlarca ay içerisinde ameliyat yapıyoruz. Bizim çevremizdeki meslektaşlarımız yapıyor. Tabii ki her şeyin bir riski mutlaka oluyor. Mutlaka önemli olan bunu tabii ki az minimuma indirmek değil mi hocam? Yani bir kötü örnek olduğunda tabii onu herkes duyuyor. Evet. Ama hani o sırada o bir kişiyi duyuyorsunuz ama o sırada olan binlerce hasta ameliyat olmuş, iyileşmiş binlerce hasta da etrafınızda dolaşıyor. Tabii hani biz hani bunu hastayı böyle force edelim de ameliyat edelim diye anlatmamız da doğru bir şey değil. Zaten bir ticari açıdan bakmıyor musunuz? Hastalarımızdan duyduğumuz kadarıyla hastalarımızın sağlığı çok önemli diyorsunuz. O yüzden biz her şeyden önce hekimiz. Evet. Biz her şeyden önce hekimiz, sonra estetik cerrahız. Yani tabii. Eğer uygun değilse de size estetik uygun değildir ya da sizin için gerekli değildir diye de söylüyor musunuz hocam? Tabii.